Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı sabahlar. 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun diyoruz. Ve yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Arkadaşlar dün akşam çok güzel bir video çekmiştim. Burada sohbet ettik. Hacan'la ilgilenen tarlada bayağı bir video çekmiştim ama bir türlü kamerada bir problem oldu. Hafıza kartına mı? Açamadım videoyu. Bir türlü şey yapamadım. Toparlayamadım. O yüzden yani çektiğim video gitti galiba. Burada çok sohbet ettik. Maalesef ki olmadı. Bilmiyorum artık kaderini. Açarsa deneyeceğiz yine. Burada küçük motor almışlardı. Sohbet ettik. Onları çektim. Ama bazen nasipten ötesi olmuyor. Müzeyyen abanın marulla beymiş. Lan adam burada bak. Şunda da pırasa galiba büyük bir ihtimal. Ben şimdi yola çıkacağım arkadaşlar. Tarlada devam ederiz çekimimize. Bugünlük böyle bir çekim olur. Ya yine de deneyeceğim, bakacağım. Eğer toparlayabilirsem videoyu, bilemiyorum artık yani. Salih koyunları azalttı. Saldı demin işte. Motorlar hep çalışıyor taraf taraf. Yağmur yok. O yüzden biz de sulayacağız arkadaşlar. İşte ben de bu olacak, bir yerden bir şey çıkıyor yani. İşin arasında sen videoyu çek. Görmüyor. Bol boldur. Allah kahretsin bizi ya. Anam. Cebinden papket çıktı motorum. Gel papket, seni yiyeyim sabah sabah. Oraya bazen cebine koyam, unutuyorum ya. Bunun da yağ saati geldi. Yakup yer beni. Götürüp geçtim öyle şeyini yağını. Popkek yiyoruz mu arkadaşlar? Horoz korktu motorun sesinden. Gel 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 gel. Hele.
moralim bozuldu ya. Gelsin belki. Efendim. Efendim abi. Efendim abi. Geliyorum, geliyorum, yoldayım. Geldim abi, geldim. Tamam. Beni arayla. Geç kaldık ya. Ulan video beni ne hale ettin be. Bununla uğraşıyorum diye geç kaldık bak, tarladın arıyla. Alo. Günaydın Mevlüt teyze. Sağ ol vallahi Mevlüt teyze. Ben de şimdi tarlaya su sulamaya gidiyorum da. Evet evet. Ya çapası bitti de Melda teyze. Şimdi beni bekliyor, tarlaya gidiyorsun. Eksik bir şey var. Anam bir şeyler ya evden de onu bekliyorsun şimdi. Dün akşam ben Erkan'la görüştüm görüntülü. İyi vallahi. Görüntülü konuştuk dün akşam. Erkan'la görüntülü konuştuk dün akşam. Hakuler aradı da işte oradan görüştük yani. Sağ ol Mevlüt teyzem. Çok teşekkür ederiz. Çok çok geçmiş olsun sana da. Çok geçmiş olsun Mevlüt teyzem. Telefonda... Uyandın anne! Bir daha koyun... Baba bak koyun içinden bir daha dönmeyi vereyim. Hadi gidelim. Tamam. Bir daha koyun içine git dön. Tamam Mevlüt teyze, ellerinden öperim. Tamam oğlum. Tamam Mevlüt teyze, sağ olasın. Tekrar görüşürüz arkadaşlar, ben otobörleri atıp geleyim. Yo ya, iyice sardım ben. Hayır. Allah Allah. Sardım ben iyice ya. Dün biraz göttüm tarlaya da. O kadar yetiye dediler, o yüzden azaldım. O ya gidemez. Gidemez ya geri. Hoca oğlan. Gidiyoruz biz tarlaya. Hadi bin ana. Ben çıkayım da dur şurada. Ya bana niye çıkmak zor oldu Allah. Kapağı örtü be. Tamam. Hadi bakalım. Cavuzum da Allah'ını çıkardım. Malzemele burada yine çanta. Dünya kadar yer dolanacağız şimdi. Deli oluyorum arkadaş ya. Sonra. 2 dakikada oradaydım. Şimdi 2 dakikada oradaydım hemen bak. Adam geldi. Bak bizi bekliyor, adam geldi ya. Komşu sulayı verecek arkadaşlar. Yemyeşil ama bir yağmur. Esselamu aleyküm.
Günaydın. Nerede, iyi misin? Tamam. Hadi. Öyle. Hadi görüşürüz. Halı sahalara gittiğimiz arkadaşlar. Bilal, Serhat. Şuraya çıksam bir kere, az bir yer kaldı. Ne oldu, ne? Hızlı geldim biraz, ondan kaymıştım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki yağmurlama, tabancalar falan takana kadar bayağı vakit geçti. Burada erikler de yıkanmış bak. Buraya da su, buraya. Şu anda pancar motoru çalıştığı için normalde biz 3 tane kuruyorduk. 3-4. O şekilde. Rüzgar yok çok şükür. Rüzgar olduğu zaman çok yavaş atıyor. Hani istediği yere atamıyor tabii ki. 25 metreye kadar şey yapıyor. Takıldı galiba. Benim onun yanına gitmem lazım da. Neyse, dön olsun. Her tarafa dönüyor bu şekilde. Patatesle artık ıslanmış. Burada bitecekli. O da suyu yedikten sonra alttan çıkarlı gayrı. Sarımsaklı. Tamam abi. Geliyorum. Dur. Bir bakayım arkadaşlar. Tekrar devam ederiz. Takıldı tabanca. Kendi etrafında dönüyor. Nereye? Basla, ayakkabım batıyor içine. Normalde bu şekilde çalışması lazım yani. Deminden kendi etrafında dönüyordu. Dur anam bir şey. Bu tarafa mı? Şeye, soğanlara. Tamam. Soğanlara. Aslında bunun şurada bir civatası daha olması lazım. Yarıcı diyelim ona da. Bizim işlerimiz böyle. Nerede kan bu yağlı, kim bilir, civatası. Soğanla sulanıyor, merak etme sen. Soğanla sulansın diyelim. Tamam. Su bana geliyor. Şöyle çalış sen. Kendi etrafında çal. Dur oğlum, kumsal. Eyvah. Ön taraf. Nasıl gösterebilemiyorum şimdi de. Hadi bakalım. Ya Allah, bismillah dedik. Normalde önceki senelerde 1 Mayıs'ta suluyordum. Bu sefer 23 Nisan'da suladık çünkü yağış olmadı. Yağmur olmadı arkadaşlar. O yüzden 23 Nisan'da, daha benden önce sulayan da oldu. Şimdi de yine komşularımız traktörlerinden herkes koşturuyor yani. Çünkü bunu şimdi çapayı gidi kazmayı sulamazsan bayıla kalır hepsi. Şöyle dönelim biz bundan. Normalde dediğim gibi arkadaşlar, biz bundan 3-4 tane kuruyorduk. Bu sefer bir tane kurduk. Az ektik bu sene sarımsağı. Az olduğu için de bir tek tabanca yetiyor bak. Şu taraflara daha çok gitsin.
Şuralı kumsal. Aşağıda yonca da sulanıyor. Bunlar Konya'da üretiliyor arkadaşlar, bak. Konya yazıyor üstünde. Konya'ya da selam olsun. Ateşler bunlar. Bizim buralarda en çok bunlardan satılıyor yani. Çekileceğim kenara. Artık kendi kendine çalışsın bu. Su kaçırıyor oradan. Bunu şimdi bir hafta sonra tekrar ikinci suyunu daha güzel vereceğim bunu. Yani sarımsak yetiştiren hep söylerler bana. Tembih ederler. İkinci suyuna çok dikkat et de. Ondan sonra ikinci suda düzgün bakamasan tarladan sarımsak bekleme yani. Bir daha de bir dahaki sene Allah nasip ederse tabi yine az ekeriz ama elinle ekmeği düşünüyorum. Anam. Makineyle böyle işte diş diş gibi oluyor. Allah'tan bugün hava rüzgarlı değil arkadaşlar. Rüzgarlı olmadığı için etrafını çığırıyor, bak tam nereler atıyor. Yoksa ki şey yapardı. Çok az bir yer atar. Buraya patatesle bak. Yağmur suyunu yağmurlamayı yedir şimdi. Artık bir haftaya kadar toprağın altından çıkmaya başlarlar. Daha önceden arkadaşlar Konya'dan çok çalışmaya gelenler vardı buraya. Abiler, ablalar böyle pancar çıkarmaya, sarımsak çapalamaya. Şimdi gelen yok. Çok da temiz çalışıyorlardı yani. Bir girdiler mi tarlaya, akşama bakmışın hepsi bitmiş. O kadar da temiz çalışıyorlardı. Ama maalesef artık gelen yok bu taraflara. Çok az. Daha benim 2 sene önce mi? 2 sene olmuştur, 2 sezon. Sarımsak diktik. Urfa'dan geldilerdi. Şimdi işçi bulmak da, yani nasıl söyleyeyim, gündelikçi bulmak da zor oluyor. Etme, yabancıya yine mi takıldın? Nazar mı değdi lan oğlum sana durup duruyor şimdi? Ne güzel çalışıyordun sabahtan beri. Subhanallah ya. Bak bak bak, yine takıldı bak. Bu böyledi bak. Su gibi oluruz şimdi yanına varınca. Hiçbir iş emeksiz olmaz arkadaşlar. Emeksiz olan işin de bedeni, bereketini bulamazsınız. Zahmetsiz olan işten hiç çıkmaz. Patates çıkmış bak, suyu görünce. Niye çıktın patates? Seni bir gömelim toprağa da. Oradan. Bazıları kuyu şeklinde gömüyor patatesleri. Biz böyle gömeriz. Hiç fark etmez yani. Hiç fark etmez. Dönse de dünya. Şunu ben bir kere daha çevireyim. Beni ıslayacak bu yani. Kafı yok odu. Oo. Ayak bacak batıyor buralara. Ne oldu oğlum? Niye takılıyorsun ateşler? Ha? Niye üzüyorsun beni? Sen merak etme lan oğlum. Allah Allah. Bir tanesi bozuldu da geçen sene şeye götürdüm, Germeş'te. Aynakçı Metin Emmigil var. Adamla bu işi dört dörtlük biliyor yani. Böyle işte arkadaşlar. Burada normalde bir şey olması lazım. Kuşta çivi gibi. Onu alırım ben germece gidince.
Daha önceki senelerde bununla da yokmuş arkadaşlar. Normal kara suyla suluyormuşlar. Yumruk gibi de sarımsak oluyormuş. O kadar ilaçla da yokmuş. Millet kemire çekiyormuş. Çapalıyorlarmış. Böyle. Şimdi her şey tarım ilerledi diyoruz aslında da. Toprakları öldürdük yani. Onun farkında değil. Abi gezmiyorsun da yağmurlama takıldı. O yüzden onu değiştirmeye gittim. Şey düzelttim. Çamurladı çamurladı. Rüzgar yok ya çok güzel. Rüzgar olsa şey deme bu kadar sulanmazdı yani. Ya bir dahaki suyuna da biraz daha fazla sularız. O zaman tabi sarımsak ayaklan artık. Biraz daha büyür. Tam buraya atıyor ya. Şuna bak. Ne 25 metre. Anam. Oh. Damlasına hasret kaldık. Damlasına. Bir de arkadaşlar. En güzel. Mesela kuyu suyumuz varsa. Ben geçen sene. Tabi önceki sene. Yörük kırındaydı. Böyle kuyu suyundan suladım. Tarlanın içine yabani ot bile olmuyor. Ama böyle ırmak suyundan suladığın zaman da o sarmaşukla pis otla geliyor yani suyla beraber bitiyor. Çünkü bunu bana çok kişi söyledi. Söyledikleri de doğru yani. Ama buz gibi o kuyu suyundan suladın var ya kolay kolay o otlardan bile yetişmiyor tarlada yani. O bile çok farkı diye. O bile çok farkı diye. Ayaklara basa. Kargalar boşuna bakma. Burada yok yiyecek. Evet bu şekilde arkadaşlar. Çalışıyor yağmurlamamız. Ben de size izah ediyorum işte. Ya videomda bir sıkıntı oldu. Böyle şey ettim üzüldüm ki sabahleyin o yüzden geç kaldım. Telefona bak. Deminden yağmurlamayı düzeltmeye gidiyorduk. Düştük. Ne güzel yıkanmışlar şuna bak. Su olmadan hayat olmuyor maalesef ki. Her zaman söylüyorum söylerim de suya saygı duyalım. Suyu kirletmeyelim. Sularımızı kirletmeyelim arkadaşlar. Basa anam da Berat'ınla konuşuyor. Herkesin derdi ayrı. Babaanne ne zaman gelecek? Sarımsak yanıyor burada Berat. Desene kız sarımsak yanıyor burada koyacaksınız dedi. Ama daha okulla kapanmadı. Dün de arkadaşla videomda işte şey yapacaktım toparladıydım da burada da misafirimiz geldi takipçimiz İstanbul'dan. Çay içtik sohbet ettik. Çok güzel sardı ama Hacı Annegil işte o motordan almışlarmışlar. Onlarla sohbet ettik akşam. Bir eğer ki şey yapabilirsem, düzeltebilirsem kartı, hafıza kartını bakalım geri dönüş yaptıracağım şeye. Şuraya gelse ekinin de sulanmasını isterdim yani. Bak tarlalara datıyor buralara. Buyur abi. Tamam abi şimdi düzelttim ama arkadaşlar komşular yardım ediyorlar bana gösteriyorlar yani şey yaptım takıldığım yerde şimdi yine takıldı hemen geliyor. Net yani buralarda yulaf yonca ha şey ettim ya azını biraz azaldı dedim gayri sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar bitiye. Tamam ana. Tamam. Son artık kapaltacağız. Aynen. Bak burada da elektrikli dinamo var tabii o yeraltı kuyusu dedim. Anamın bunda akrabaları öte geçti. Bize koy demişler buraya. Şuradan daktığımı onu suluyayken. Kesin değerli sigilin. Buradan sulayabiliyorsun tabii. Nerede attırdım valla. Çördükle. Dibinde oturuyoruz. Tabii. Yağmurladım o kenardaki ağaçları. Şimdi onu hazırlayalım mesela. Buraya ben eğriyi takarım. Evet. Sular herkes sular.
Karana geçer sözün yani. Şurada da bakıyor. Ne yaptın ana? Yonca diye mi çavurun tabanca? Ah, takılmış yine. Ya buna niye takılıyor arkadaş? Şimdi oldu bak, ben şimdi geldim. Ha? Niye takılıyorsunuz siz ya? Bismillah. Biraz daha aksın da gari yeter. Aynen ana, baksa. Şey etmiş, göllemiş buraları. Fazlası zarar, her şeyin fazlası. Mesela boğazınızdan kuyu suyu, kuyu suyu. İçemeyince ne edeceksin? Arif Emre'nin yonca da sulanıyor. Yonca da su istemiş demek ki, bak. Ne ediyorsun da bence? Şuraları şöyle. Ana üstüne gelmesin. Hah, yavaş. Sulayalım da gayrı kapı alacağım. Buralar kenar bölgeli fazla. Şey değil. Paklayacağız kenarları. Boz kalan yerleri. Allah verirse olacaklar. Bunu daha bizim değil. Bir daha bir iş bitmeyince İnternete bir şey atmayacağım. Böyle susuluyor ki Yakup, İsmail, ben atıyorum sağa sola. Anam öte sonra alıcı bir kiran koptu motorun. Yani dediğim gibi arkadaşlar, şu anda daha hiçbir yerde ne Instagram'da ne Facebook'ta durum, hiçbir yere koymadım. Ben bilmiyorum. Denedim yani bazı şeyleri. Ya bugün 23 Nisan'ımış. Günleri bile unutuyorum. Sabahleyin söyledim ama videoda. Çocukları gördüm okulun önünden geçerken. Çocuk olmak başka bir duygu tabii ki. Böyle sularla oynardık. Hey! Ateşler. Kendi ülkemizin malı. Konya'da üretilmiş. Ne güzel bak. Koca koca şeker fabrikaları. Konya'da. Konya torku. Her şey üretiyor, ne güzel. İnşallah o şeker fabrikaları daha da çoğalı da biz de yurt dışlarına şeker satarız. Köylümüzde, şehirde oturan da herkes şekeri ucuzca yer. Niye derseniz, bu sene pancar çokudu. Şeker mesela çuvalı diyelim ki 1500 liraysa, normalde pancar az olsaydı 2000 liradan aşağı, 2500'den aşağı çuvalını alamazdınız yani. Şöyle yapıyorum ki kapalı cam gayrı. Bayağıdır video çekmedim arkadaşlar. Az az video çektim. Yemek yedik, çay içtik. Hayri. Biraz da kırmızı çaprayı çekeriz. Dediğim gibi bir tane video gitti. Eğer onu toplayabilirsem bakalım. Geri götürebilirsem götüreceğim. Götüremezsem bunu akşama yetiştireceğim. Şuraya baksa ne güzel akıyor. Parmağımla şey yapıyorum. Aslında bunların yarıcısı var. Baksana bizim ne yarıcı kalmış, sanki 30 dönüm yer suluyoruz da. Malına sahip çıkmasan böyle olur. Bunları tarlaya gelmeden önce bir kere sanayiye götüreceğim. Güzel yağlattırıp.
Kendi halinde dön gayrı. Bir kere de yukarısını dolaşacağım. Patateslerin orayı. Patates, patates. Bak bu ağaçla bile yıkandılar. Efendim ana. Tamam keseceğim zaten kayrık. Fazlası zarar. Tamam tamam. Şöyle bir gezelim arkadaşlar. Motor çalışıyor ki belki. Ayaklarım çamur. Çay içerdim şey dedi. Hocamızın orada. Şimdi ayak bacak çamur. Ay maşallah. Buralar karmış. Bak pancar motor deyip geçme. Ne güzel suladı işte. Yumrukada motor. Ülkemize, devletimize, milletimize faydası geçen herkesten Allah razı olsun. Askerimizden, polisimizden, hepsinden arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Başka bir ülke yok. Başka bir Türkiye yok. Dünyada olanları görüyoruz işte. Ona göre bayrağınıza, vatanınıza sahip çıkın. Bölünürsek yok olup gideriz. Ne yani? Ulan yağmurlama. Şimdi geldim be. Yine döndü aşağıya. Neyse Arif abini yoncayacak kadar sulu yok olsun boş be. Komşu da pişer bize de düşer hesabı hani. Neyse kapatacaksın zaten. Bak ortadaki tabanca ne güzel döndü. Dönüyor dönüyor ne? Çok ağır dönüyor. Bunları bir kere sanayiye götürüp bir elden geçirtmeli Metin Usta'ya. Bir de Ramon contası damperin o da patlak onu da götürmeli. Bunları bir kere elden geçirtmeli. Bak yavaş yavaş döne döne suluyor. Evet arkadaşlar. Kastamonu'dan gelen ırmak. Aslında sel. Geçen sene gelen o büyük sel. Her tarafı yıktı geçti. Burada su motoru var bak. Pancar motoru. Bilmiyorum pancar motorun sesini bilen vardır, bilmeyen vardır. Rahmetli Erbakan icat etmiş bak. Zamanında köylü için arayıp da bulunmaz bir şeymiş yani su motoru. Şimdi yukarı gideceğim ben de. Buradan yukarı atıyor işte. Güneş gidince daha güzel. Niye telefondan bir şeye 30 saniye video alayım da Yakup atayım. Aa, telefondan daha başka gösteriyor. Ooo Yakup. Motoru kıstım biraz. Hem o da zorlanmasın. Hem de tarladan çıkıyor gidiyor. Mesela kenarlara atıyor.
Keseceksin ana, keseceksin. Gideye gibi su bardağı çay içinde öyle gideyim. Çay sadım ben ya. İş tükenme deminden. Kırmızı şapka telefon ediyor arkadaşlar köyden. Ne ettiniz diye. Kırmızı şapka telefon ediyor köyden. Ne yaptınız, suladınız mı diye. Suladık dedim. Keşke 23 Nisan'ı ben sabahleyin. Hocam kolay gelsin. Bu kez de tır mı durdu net? Ha, pardon. Tam da adam namaza duruyormuştur. Evet, büyük tır gelmiş bu sefer. Mermer bu üstünde bak. Belki de Afyon'dan geliyor. Afyon'a da selam olsun buradan. Bizim Yakup ilk iş yeri Afyonluydu arkadaşlar. Mermer ustasıydı. Mermerci'de çalıştı Yakup bizim. Muammer usta. Şimdi Aydın'da veya Marmaris'te bir yerde. Bazen Facebook'tan görüyorum da. Bak. Burada da sarımsak var. Öyle. Bu da tıkır tıkır sılıyor bak. Öyle. Epey dat ya bu da. Buraya da işte bostan misali arkadaşlar. Soğan, sarımsak. 61. Aa, tırda 61. Trabzon'a gidiyor demek ki. Ayaklarım çamur şimdi. İçeri doğru gitmiyorum. Trabzonspor. Hayırlı yolculuklar sana da. Masa üstünde mermerli bu. Kim bilir nerelere gidiyor mesela. Ta uzaklara. Afiyet olsun. Şöyle. Ayaklarım çamur olmasa sohbet ederdik de. Şimdi olmuyor arkadaşlar. Geçen de patatesleri bundan eştik. Bizim yağmurlamaların sesi buraya geliyor. Değişiklik olsun işte arkadaşlar, öyle bir hem turlamış olduk. Hem de yoldan geçerken biz buralardayız yani. Neyse. Belki bu akşam video gecikebilir arkadaşlar. Hadi bakalım patatesle. Göl gibi ettik sizi. Çok az bizim sarımsak var ya. Nasıl hesap edemedik. Sonradan da pahalandı arkadaşlar. Tohum zamanı pahalandı. Hiç hesaba katmadık işte. Neyse. Bereket içinde de artık. Ne diyelim? Verici Allah. Dün İstanbul'dan gelen
Sarımsakçı abi de öyle diye Fatih. Elinendik abi senin gibi bak. Hiç olmasa emeğin boşa gitmesin diye. Suluyorsun para. Ondan sonra gıpratıyorsun. Çapalattırıyorsun. Hepsi masraf. Tarladan da dört şeye götürünce olmuyor işte. Evet, su işi bunun artık tamam. Yatsın da büyüsün de. Bunun bir de arkadaşlar büyüdüğü zaman sarımsak o Temmuz'un 7'sinde böyle sapları yere yatacak ki o zaman çıkaracağım. Sapları yere yatmadan çıkarınca ne yapıyor? Diye ki adam sarımsak alıyor. Ya bu sarımsakla soldu. Çünkü erken çıktı da ondan. Sapları yere yatmış bir şekilde bekletiyoruz biz. Çıkarttığımız zaman yolladığın zaman da yüzün kara çıkmıyor yani. Karşıdan alan insanla da memnun oluyor. Sen satıyorsun diye, para kazanıyorsun diye satarsan karşıda da solunca hiçbir anlamı yok. Her zaman kendini karşıdakinin yerine koyacaksın bir kere. Ondan sonra alışveriş edeceksin. Neyse. Bayağı bir yine tek başıma da olsa konuştum arkadaşlar. Şimdilik ben kapatıyorum. Bakalım ileride devam edersem bilmiyorum. Şimdilik Allah'a emanet olun. Neyle sulanıyor bak ağaçlar. Hoşçakalın arkadaşlar.